Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ı yine alkışlarınızla sahneye alıyorum. Enis Onat Zumbulan. Haydi. Herkese merhaba. Ben çok uzun bir konuşma yapmayacağım. Çünkü bu gece konuşmayı hak eden iki kişi var. Bir tanesi sevgili Doktor Bülent. Doktor, bir alkışlarınızı sahneye alalım. Doktor Bülent Cihan Timur'u alkışlarla sahneye alıyoruz. Bu akşam da emeği çok büyük. Mikrofon alalım. Zeus. Hoş geldiniz. Ben Reşit Bey ile nasıl tanıştığımı anlatayım kısaca. Bence anlattım. Yıllar önce ben bir plastik cerrah uzmanı olup Reşit Bey ile bir iş yapmak istiyordum. Kendi ekibime anlattım. Onlar Reşit Bey'in fashion ve moda ile ilgili olduğunu, doktorların bilgisi olmadığını, bu nedenle ne yapmak istediğimi anlamadılar. Sonra ajanslarla denedim, olmadı. Sonra kendim hayalimdeki şeyi karar verdim ve bir teaser hazırladım. Enis'le tanıştım. Enis'i anlattım. Aradan bir zaman geçti tesadüfen. Beni aradı. Dedi ki Michael Adams Adana'ya geliyor. Antalya'ya geliyor. İstersen gel. Adana'ya hiç geldi bu arada. Ben Antalya'ya. Bir dahaki inşallah. Antalya'ya. Ondan sonra Antalya'ya gittim ben. Bir masada oturuyorlardı. Ben de oturdum. Tanıştık masada. Sonra teaser'ı izlettim. İzledi. İki dakika. Sonra dedi ki Dr. B kim dedi? Benim dedim. Sonra Enis'e sordu. Bu adam kim dedi? Dr. B dedi. Ondan sonra hikaye başladı. Enis bana bir teklif vermişti. Ben ne demiştim, biz bir para verdik size. Hayır. Çok düşük bir bütçeyle Reşit TV'de bir şey vermiştim. Michael Adams dedi ki bunu galiba 2 ay falan anlaşmıştık. Evet. Bunu 6 ay boyunca her gün her saat başı gösterdi. Müthiş bir projeydi gerçekten. Müthiş bir proje oldu. Ve ilk defa tarihte Fashion Week tarihinde böyle bir şey yayınladık ve çok ciddi tepkiler aldı. Yanılmaz yorumlar geldi. Özet olarak şunu söylemek istiyorum. Başarılı olmak istiyorsanız hayallerinizden peşinden koşmaktan vazgeçmeyin ve asla hayallerinizi düşük zekalı insanların yorumlarıyla ziyan etmeyin. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Kesinlikle.